من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Taha suresinin 108. ayetinden itibaren okuyoruz. Yevme izin, orası mıydı? Evet. Yevme izin yettebi'une da'iye la'iveca lehu ve haşa'atil esvatu lirrahmani فَلَا تَسْمَعُ هَمْسَ. Orası değil mi? İlla hemsa. يَوْمَ اِذِنْ اَيْ يَوْمَ اِذْ نُسِفَتِ الْجِبَالُ. O günkü dağlar yerinden söküldüğü gün. O günkü dağlar ne yapılıyor? Yerinden sökülüp dağıtıldığı gün. Bu tefsir fayda verdi ki izindeki tenvin nusifetil cibalu bu mudafu ileyhi bu cümleye nedir? İvveddir. Yevme izin ey yevme iz nusifetil cibalu o günkü dağlar ne yapılıyor? Dağlar yerinden sökülmek suretiyle parçalanıyor, dağıtılıyor, bitiyor, yerleri düz oluyor. O gün yettebi'une, tabi oluyorlar. Kim tabi oluyor? Eyin nasu, insanlar tabi oluyor. Ama tabi oluyor, ba'del kıyami minel kuburi, kabirlerinden kalktıktan sonra, insanlar kabirlerinden kalktıktan sonra, tabi oluyorlar. Neye? Edahiye. Çağıran kişiye tabi oluyorlar. O da'i nereye çağırıyor? İlel mahşeri. Bissavutihi. Sesiyle, seslenişiyle insanları mahşere çağıran kişiye tabi oluyorlar. Herkes her taraftan o sese doğru gidiyor. Pek o dahi kimdir sesiyle o gün insanlara sesleniyor. İnsanlar onun sesine tabi oluyorlar. Ve huve İsrafil. O İsrafil'dir. O Hazreti ne? Hazreti İsrafil'dir. Öyle değil mi? Öyle rivayetlerde geçiyor diyor. Beytül Makdis'teki bir kaya var, Mescid-ül Aksa'nın yakınında. O kaya o taşın üzerine çıkar, ağzına suru alır, ne yapar? O surla sesleniyor. Ey çürümüş kemikler, ey parçalanmış azalar, ey toprağa olmuş et diye ne ediyor? Sesleniyor. Siz neredesiniz? Rabbiniz sizin mahşer alanına hesap görmeniz için ne ediyor? Çağırıyor. Herkes mahşer alanına koşmaya başlıyor. Tabi bazı görüşlere göre, rivayetlere göre o çağıran İsrafil değil de nedir? Cebrail. Yani İsrafil'in görevi sure üfürmek, insanları mahşere çağıran Cebrail'dir. Öyle diyen de var. Ama kuvvetli görüş o ki, Hazreti İsrafil suruyla ne ediyor? İnsanları mahşere çağırıyor. Oldu. يَتَّبِعُونَ دَاعِيَ اِلَى الْمَحْشَرِ بِالسَّوْتِهِ وَهُوَ İsrafil. Ne diyor? يَقُولُ هَلُمُّ اِلَى عَرْدِ الرَّحْمَانِ هَلُمُّ gelin. Neye gelin? اِلَى عَرْدِ الرَّحْمَانِ Rahman'ın huzuruna gelen, ard ne demek? Sunulmak demek. Yani Rahman olan Allah'ın huzuruna gelen. Oldum. La iveca lehu. Lehudaki demir yettebi'une eyli ittiba, littibahim. İşaret etti ki lehudaki demir neye gidiyor?
Lehudaki demir yettebiuneden anlaşılan ittiba'a gider. La ivece lehu. Onların ittiba'ına bir eğrilik yoktur. Yani nasıl eğrilik? Bir yamukluk yapamazlar. Bir tabi olmamazlık yapamazlar. Bakın la ivece lehu ittiba'in. Onların ittiba için eğrilik yok. Şimdi eğrilik şöyle diyelim. Dik bir yere gidiyorsun. Gitmemezi yaparsan sağa kayarsın, sola kayarsın. Eğri yollara girersin oraya gitmemek için. O gün o ittiba'a ivac yok. Yani o ittibadan sağa sola kaymak, başka yerlere gitmek yok. Kaçış yok, sağlanmak yok. Herkes ne diyor? O sese tabi olarak ittiba ederek mahşer alanına, Allah'ın huzuruna doğru giderler. Peki ne demek la ivece lehu ittiba'a ivac yok? Ne demek? Ey la yakdirune ellâ yettebi'û. Tabi olmamaya güçleri yoktur. Ey la yakdirune. Güçleri yetmiyor. Ellâ yettebi'û. Ne etmesinler? Tabi olmasınlar. O sese tabi olmasınlar. O ses, o çağırma doğrultusunda mahşer alanına, Rahman'ın huzuruna gitmemeye kimsenin gücü yoktur. Oldum. La ivece lehu. Ey la littibaihim lehu itibaa gider. Ey la yakdirune ella yettebi'u. Tabi olmamaya güçleri yoktur. Oldum. Bu la yettebi'une şey la ivece lehu bu cümle müstenife de olabilir. Daiye hal da olabilir. O da aynı hale kevni ki la ivece lehu veya hutta cümle iptidayedir la ivece lehu. Ve haşa'at til esvatu. Sesler korkarlar. Ne demek sesler korkarlar? Yani sekenet. Sesler, hani sessizliğe bölünüyor. Esvatlar, sesler sakinleşir. Hiç kimseden çıt diye ses çıkmaz. Lirrahmani, Rahman için. Yani Allah-u Zülcelal'ın, Rahman'ın celal ve azametinden dolayı bütün sesler ne oluyorlar? Bütün sesler sakinleşiyorlar, kesiliyorlar, bitiyorlar. Kimseden ses çıkmıyor. Fela tesma'u. Sen işitmiyorsun. Fela tesma'u. Sen ne etmiyorsun? İşitmiyorsun. İlla hemsen. İlla hemsi işitiyorsun. Hani fısıltılama diyoruz ya. Fısıltıyı işitiyorsun. Yani hani kenarına böyle yavaşça konuşurlar. Ancak sen onu işitebilirsin. Böyle yüksek sesle, kaba sesle kimse konuşamıyor. Fela tesma'u. İşitmiyorsun. İlla hemsen. Hems demek, savte hafi demek. Ancak sen o gün bir savte hafi ne edebilirsin? İşitebilirsin. Kendi aralarında nasıl konuşan biliyorlar ancak? Böyle sessizce, yavaş. O kadar kişinin sesi yanındaki arkadaşına gidebiliyor. O şekilde konuşabilir. Oldum. Yevme izin la tenfe'uş şefaatu. Bitti. 108. ayet bu şekil bitti. Ha, fela tesma illa hemsen yani savte vet il akdami fi nakliha ilel mahşeri ke savti akfa fil ibil fi meşya. Ha, ben hemsen farklı manetim. Kendi aralarına böyle yavaş konuşma ile ancak yavaş konuşmayı işitebilirsin. Böyle yüksek sesi ne edemezsin? İşlenmesin. O hemsi bizim celaline celali mahalli hemsi savte vakti vat il akdami. Hani vat ayak basma var, insan yürürken yere ayağını basıyor. Savte vat il akdami ancak ayakların basma sesini işitirsin. O da
finnatliha ilel mahşeri. Hani ayaklar mahşere doğru gidiyor ya, yani yürüme sesini ancak işitirsin. Kesavuti akfafil ibli fi meşya. Hani develer yürürken nasıl tep tep ayak sesleri geliyor. İnsanlar da mahşerden sessizliğe bürünüyorlar. O gün sen işlemezsen ancak ayak seslerini işitirsin. Hemisten neyi aldın? Hemisten savte vet'il akdami fi nakliha ilel mahşeri. Oldu hemisine demek savte vaktil akdami. Akdam kademin cemidir. Vete demek ayaklar yere basmak. Finnakle ayakların nakli ile mahşeri mahşere doğru. Kesavuki akfafil ibili fi meşya. Develer yürüyüşlerindeki o hufların ayakların sesi nasıl geliyor ise o gün sen de ancak insanların mahşere doğru attığı adımların sesini işleyebilirsin. Kimsenin ağzından o gün ses çıkmıyor. Allah-u Zülcelal'ın azametinden dolayı kimse konuşmaya cesaret edemiyor. Ya cesaret edemiyor veya konuşacak mecalleri kalmıyor. Oldu mu? Bitti. 108. ayet bitti. 109. ayete geçiyoruz. يَوْمَ اِذِنْ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اَحَدًا اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ اَنْ يُشْفَعَ لَهُ وَرَدِيَ لَهُ قَوْلًا بِاَنْ يَقُلَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَعْلَمُ هَدُّرْسُمْ. Şimdi bakın bu ayete celile ne diyor, 109. ayet. يَوْمَ اِذِنْ, o gün. Hangi gün? İnsanların daiye tabi oldukları gün. Bu yevme izin birinci yevmenin neyi oluyor? Bedeli olur. Bildiniz değil mi? Yok. Bu la tenfa'uş şefa'atu yevme izin. Yevme izin tenfa'unun mef'ulüdür. Zerfidir. La tenfa'uş şefa'atu yevme izin. Yevme izin tenfa'nın mef'ulü fiilisidir, zarfidir, mukaddem olmuş. Bir bu ayete bakalım, şefaat var mı yok mu? Yevme izin, kıyamet gününde la tenfa'u şefaatu. Şefaat ne etmiyor? Şefaat fayda vermiyor. Ahaden. Şefaat hiç kimseye fayda vermiyor. Şefaat yok demiyor. Şefaat ne etmiyor? Fayda vermiyor. İlla ancak kime fayda veriyor? Men ezine lehur rahmanu. Kim ki Allahu Zülcelal onun için şefaata izin verirse, ha birlerin şefaati ona fayda verir. Rahman nasıl izin vermiş? Ku en yüşfe'e lehu. Yani yüce Allah birine şefaat yapılsın diye izin verdiği kişiye şefaat verir, fayda verir. Başka kimseye şefaat fayda vermez. Bir de وَرَدِيَ لَهُ قَوْلًا. Kavl yönüyle Allah ondan ne olursa razı olursa. Ne demek? بَاَنْ يَقُولَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ. Yani o kimse ki la ilahe illallah demiş, Allah'ın razı olduğu bu kavlu telaffuz etmiş ve ona şefaatin yapılmasına da Allah tarafında izin verir. Şefaat ona fayda verir. Başkalara fayda vermez. E demek bundan anlaşılan o ki şefaat var. Ama her isteyen kişi istediği kişiye şefaat yapamaz. Allahu Zülcelal kime, kimin için şefaat izni verirse o ona şefaat edebilir. Şefaat ona fayda verebilir. Öyleyse şefaat vardır, inkar edilmez. Ama kime vardır? Şefaat kime fayda verir? Kime şefaat yapılmasını Allah izin vermişse şefaat ona fayda verir. يَوْمَ اِذِنْ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاتُ. Ahadan hiç kimseye fayda vermez.
İlla men o kimse ki ezine lehur rahmanu, Rahman ona izin vermiş en yüşfe'e lehu, ona şefaat yapılsın. Allahu Zülcelal kime şefaat yapılsın izin vermişse o şefaat, ona şefaat fayda verir. Ve radiyallahu kavlen, kavl yönüyle ona razı olmuş. Yani onun kavlinden de razı olmuş. Nasıl onun kavlinden de razı olmuş? Ben yapıyorum la ilahe illallah. Tabi la ilahe illallah Muhammed Resulü demeden olmaz. O bunun adilidir. Beraberdirler. Birbirine ne olmazlar? Ayrılmazlar. Yani gaye kim şehadet kelimesi İslam üzerine ölmüş ise, Allah da ona şefaat izni vermiş ise şefaat ona fayda verir. Sofi Ali, anladın mı? Ha, tekrar ediyorum. La yevmez la tenfeu şefaatu ahada. Şefaat hiç kimseye fayda vermez. İlla men eznellehu rahmanu en yüşfe'a lehum. Kime şefaat yapılsın diye Allah tarafından izin verilmişse şefaat ona fayda verir. Ve radiyallahu kavlen bi'en yekule la ilahe illallah da desin. Yani İslam üzerine kim ölmüş ise, Rahman'ın da ona şefaat yapılma izni varsa şefaat ona fayda verir. Bildiniz mi? Ha, burada farklı bir şekilde mana edebiliriz. يَوْمَزْ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ Şefaat fayda vermez. اِلَّا مَنْ Bakın. Zaten birinci nasıl mana ettiğimi bildiniz mi? Birinci, Rahman'ın izin verdiği kişiye şefaat fayda verir, başkasına vermez. İkincisi, kimin şefaati fayda verir? La tenfa'u şefaatu, şefaat fayda vermez. İlla men, illa o kimsenin şefaati fayda verir ki ezine lehur rahmanu, Rahman ona izin vermiş ki şefaat etsin. Ve radiyallahu kavlen, yani kim iman üzeri ölmüş ise, Allahu Zülcelal ona şefaat izni vermiş ise onun şefaati fayda verir. Allah'ın izin vermediği kişi ne şefaat yapabilir, ne şefaati fayda verir. Ayeti her iki şekil mana edebiliriz. Bir, يَوْمَيْزِنَا تَنْفَعُ شَفَاتُ اَحَدًا Hiç kimseye vermez, اِلَّا مَنْ O kimseye fayda verir ki, اَذْنَ لَهُ الرَّحْمَنًا يُشْفَعَ لَهُ وَاَرَدِ اللّٰهُ قَوْلًا İkinci mana, Celal-i Mahalli de bu şekil gitmiş. İkinci mana, يَوْمَيْزِنَا لَا تَنْفَعُ الشَّفَاتُ Şefaat fayda vermez. İlla men, yani illa şefaatun men, o kimsenin şefaati fayda verir ki ezne lehu rahmanu, Rahman ona izin vermiş demiş şefaat et ve radiyallahu kavlen. Rahman kimin kavlinden razıysa, yani şehadet kelimesini iman üzere ölmüş ise, ona şefaat izni vermiş ise onun şefaati fayda verir. Başka kimselerin şefaatleri ne etmez? Fayda vermez. Oldum. Demek ki ayeti her iki şekile bakarken Allah'ın izni olmadan kimse şefaat yapamaz. Allah'ın izni olmadan kimseye şefaat yapılmaz. Demek şefaat var. Şefaat fayda verir ama Allah'ın izniyle verir. Yoksa Allah'ın izni olmadan kimse şefaat yapmaz ve kimseye şefaat yapılmaz. Yapılırsa da fayda oldu. 110. ayete geçiyoruz. Ya'lemu ma beyne eydihim. Ya'lemu, yüce Allah bilir. Ma beyne eydihim. İnsanların önlerinde olanı bilir. Eydihim demir neye gidiyor? O da'iye tabi olanlara gidiyor. Ya'lemu, Allah bilir, ma beyne eydihim. Onların önlerinde ne var yüce Allah bilir. O neden? Min umuril ahireti. Yani o sesten sonra olacak olan, karşılanacak şeyleri yüce Allah hepsini bilir. İnsanlar o andan itibaren ahiret umurları ne varsa hepsini bilir. وَمَا خَلْفَ مِنْ اُمُورِ الدُّنْيَا Umuri dünya.
geride bırakmış oldukları dünya emirlerini de hepsini bilir. Yani ahiret emirleri de bilir Yüce Allah, dünya emirleri de bilir. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا Ama onlar onu bilmezler. لَا يُحِيطُونَ بِهِ İhate etmezler. Ne demek? لَا يَعْلَمُونَ ذَٰلِكَ İnsanlar bilmezler ama Allah-u Zülcelal ne yapar? Dünya ve ahiret işlerini, umurlarını, ahirete olacak olanları, dünyada geri kalmış emirleri hepsini bilir. Oldu. Şimdi وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ O bihideki demir neye gidiyor? مَا بَيْنَ اَيْدِهِمْدَكِ مَا'ya gider. يَعْلَمُ Allah bilir مَا بَيْنَ اَيْدِهِمْ Onların önünde olan, onların müstakbellerinde olanı bilir. O da nedir? مِنْ اُمُورِ الْاَخِرَةِ Ahiret emirleri. وَمَا خَلْفَهُمْ Onların arkalarında olan, geride bırakmış oldukları şeyleri de bilir. O da nedir? مِنْ اُمُورِ Dünya. Peki insanlar da bilmiyorlar mı? Hayır. وَلَا يُحِيطُونَ İhate etmezler. Bihi o ma beyne eydihim ve ma halfahum. O bihi o ma'ya gidiyor. İlmen. İlm yönüyle, ilm cihetiyle onlar ihate etmezler. Allah-u Zülcelal bilir ama onların ilmi onu ihate etmez. Ne demek ve la yuhitune bihi ilmen? La ya'lemune zalike. İnsanlar onu bilmezler. Ama Allah-u Zülcelal onun bilir. Öyle değil mi? Onlar ne tefsilen ne icmalen bilmezler. Ancak Allah-u Zülcelal geçmiş ve gelecek, geçmişte olan şeyleri, dünyada olan şeyleri, onların önünde, müstakbellerinde olan şeyleri, onların karşılaşacağı şeyleri Yüce Allah bilir, onlar onu bilmezler. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا Oldu mu olmadı? وَعَنَتِ الْوُجُوهُ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ Anlıyorsun değil mi? Yüz on birinci ayete bakın. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ Vücuhlar خَدَعَتْ Yani boyun eğiyorlar. Zelil oluyorlar ne? Vecihler. Ya sade vecih değil. İnsanlar, mahlukatlar her şeyle ne ediyorlar? Tezellül ediyorlar. Hudu ediyorlar. Huşu yapıyorlar. Ne vücuh dedi? Hani biri birine hürmet gösterdiğini, zillet, hudu gösterdiğinin belirtileri yüzünde ne ediyor? Gösteriyor. Onun için o da وَعَنَتِ الْوُجُوهُ Yani خَدَعَتْ Vücurlar boyun eğiyorlar. Vücurlar ne ediyorlar? Boyun eğiyorlar. Neye? Lil hayyil kayyum. Lil hayyil kayyum. Hay olan kayyum, kaime bi nefsihi, kaime bi zatihi olana boyun eğiyorlar, hudu ediyorlar. O hayye kayyum kimdir? Eyyillahi. Yani bütün insanlar Allah'a ne ediyorlar? Hudu ediyorlar. Lil hayyi bize de hayat var. Bizim hayatımız muvakkat geçici. O hay ki ebedi hayat sahibidir. Onun hayatına ne evvel var ne ahir var. Bizimkine ahir yok. Ahirete dirildikten sonra o ahiret hayatının sonu yok. Ama evveli var. Oldu. El kayyum o ki kayyimdir. Yani bütün insanların üzerine kaimdir. Bütün canlılar, bütün mahlukatlar onun emrinde, onun bilgisi, onun kudreti, kudret dairesinin içindedirler. Lil hayyi demek vücurlar boyu eğiliyorlar. Kime? Hay. Ebedi, ezeli hay olana. El kayyum, el kaimi ala kulli nefsin bima kesebet. Bütün nefsler üzerine kaim olan,
bütün nefislerden haberdar olan, bütün nefislerin yaptıklarından haberdar olan Allah'a boyun eğiyorlar. Vakat khabe hasire, husrana uğramış. Khabe hasire demek. Vakat khabe hasire, husrana uğramış. Men hamele zulme. Zulmü hamil etmiş, zulmü taşımış, zulmü yapmış kişi husrana uğramış. Zulme ne demek? Ey şirken. Buradaki zulümden murad nedir? Şirktir. Oldu. Yani Allah'a şirk koşanlar, onlar husrana uğramışlar. Oldu. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ اَطَّاعَاتِ On birinci ayet bitti. Bildiniz değil mi? وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّمِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ زُلْمًا وَقَدْ خَابَ bu cümle haliyedir. Fiil-i madi hal olunca başına kad gelir. Burada da ne var? Kad var. Bir de rabıt olarak vav gelmiş. Burada da diyor vel muradu bil vucuhi eshabuha. Vecihlerden murad o vecihlerin eshabları. Yoksa sadece yüzleri değil. Niye yüzler zikrediliyor? Çünkü diyor hudu'un ilk belirtileri yüzde kendini gösteriyor. Onun için vucuhları zikretmiş. Yoksa murad vucuh tek değil. Vucuhdan murad vucuhların eshabları, sahipleri. Oldu mu? Anet. Aslı aneyet. Ya mutarık makabül meftu. İlfe kalb oldu. Ne oldu? İlfe kalb oldu. Anat oldu. İlka geli elif ile tarzı hasreti. Anet oldu. Bu gaza yazı gibi. Gaza, gazava, gazav, gazet. Bak gazet, anet gibi. Oldu. Gazze Yasur babındandır. 112. ayete bakın. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ اَطَّاعَاتِ Kim taatları ne ederse, işlerse. وَهُوَ مُؤْمِنُ حَلْ حَلْ O da nedir? Mü'mindir. فَلَا يَخَافُ الظُّلْمَ O zulümden korkmasın. Yani kim salih amel işlerse, günah işlemese, kendisini azaba mushak eden kötü amelleri, günahları işlemesin, salih amelleri işlesin, o adam zulümden korkmasın. Yani kimse ona zulüm yapmaz. Haşallah zulcelal, kimseye zulüm yapmaz. Kişi salih amel işledikten sonra mukafatı ne olur? Cennet olur. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ اَطَّاعَاتِ Kim salihatları, taatları yapar, işlerse, وَهُوَ مُؤْمِنُ O da nedir? O da mümindir. فَلَا يَخَافُ الظُّلْمًا O ne etmesin? O zulümden korkmasın. Zulüm nasıl? بِزْزِيَادَةٍ فِي سَيِّئَاتِهَا Seyyiatlarında ziyadelikle zulümden korkmasın. Yani ne demek? Kim salih amel işlerse günahları katlanmasından korkmasın. Bu günah ne olmaz? Katlanmaz. Günah ne ise odur. Kim salih amel işlerse o seyyiatlarında ziyade yapılmak suretiyle bir korkusu, bir endişesi olmasın. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ Salihatlar ne demek? اَتَّاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ O da nedir? Mü'mindir. فَلَا يَخَافُ الظُّلْمًا بِزْيَادَةٍ فِي سَيِّئَاتِهِ Seyyiatlarında ziyadelikten korkmasın. Oldu. Hem zulmden korkmasın, hem وَلَا هَدْمًا Hedmden de korkmasın. Hedm nedir? بِنَقْسٍ مِنْ حَسَنَاتِهِ Hasenatlarından bir nuksanlıktan da ne etmesin? Korkmasın. Yani salih amel işleyen kişi zulümden, hedimden korkmasın. Yani seyyiatlarında artış yapılmaktan, hasenatlarından azalma yapılmaktan korkmasın. Ne demek?
Kişi salih amel işlemişse hiç endişesi olmasın. Seyyatlarında artış yapılmaz, neyse odur. Taatlarında, hasenatlarında da azama yapılmaz. Bilakis çoğalma yapılır, artış yapılır. Demek 112. ayet وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ السَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Oldu. وَكَزَالِكَ مَعْتُفٌ عَلَى كَزَالِكَ نَخُصُّ. Bugünkü derse bakın. كَزَالِكَ نَخُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ مَا قَسَّدَكَ. Gördünüz mü? Ha diyor ve kezalike ma'tufun ala kezaliken nakussu. Bu kezalike o kezalike üzere nedir? Atıftır. Mana nasıl gelir? Ey mislu inzali mazukire. O mazukirenin inzalın mislidir. Ey mislu inzali ma zükire. Mazükirenin inzalının, yani o önceki kısırların inzali gibidir. Enzelnahu eyl Kur'an'ı. Biz Kur'an'ı ne ettik? İnzal ettik. Ama Kur'anen Arabiyen. Biz o kısasları, o hikayeleri, geçmiş ümmetlerin kısırları zikrettiğimiz gibi enzelnahu eyl Kur'an'ı Kur'anen Arabiyen. Biz Kur'an'ı Kur'an-ı Arabi olarak nazil ettik. Yani biz Kur'an'ı Kur'an-ı Arabi olarak indirdik. Ve sarrafna kerrerna fihi. Biz Kur'an'da ne ettik? Tekrar ettik minel va'idi. Ve kerrerna fihi minel va'idi. Biz Kur'an'da va'idi ne ettik? Tekrar ettik. Defalarca insanları cehennemden korkuttuk. Sayılar onlarca ayetlerle biz ne ettik? Vaidimizi Kur'an'da tekrar ettik. Niye? لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ الشِّرْكَ. Ta ki insanlar şirkten kendilerini korusunlar. اَوْ يُحْدِسُ الْقُرْآنُ لَهُمْ zikra. Veyahut da ta ki Kur'an onlara bir zikri neysin hatırlasın. اَوْ يُحْدِسُ الْقُرْآنُ لَهُمْ zikren بِهَلَاكِ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ بِهَلَاكِ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ مِنَ الْاُمُومِ اُمَّمِ. Geçmiş ümmetlerin helakinden Kur'an onlara ne yapıyor? Haber veriyor. اَوْ يُحْدِسُ الْقُرْآنُ ta ki Kur'an peda etsin لَهُمْ onlara zikren. Kur'an onlara bir hatırlatmayı peda etsin. Neyle ilgili hatırlatma? Bi helaki men tekaddemmehum. Onlardan öncekilerin helakiyle. Onlar da nedir? Minel ümmemi. Yani geçmiş ümmetlerin helakiyle Kur'an belki onlara bir hatırlatma meydana getirir. Feyatebirune. Onlar da ne ederler? O Kur'an'ın ihdasından, hatırlatmasından belki öğüt alırlar. Oldu. Bu ayeti geri dönelim. Ve kezalike matufun ala kezalike nefusu. Bu onun üzerine matuftur. Ey mislu inzali mazukire. Mazukirenin inzalının misli gibidir. Enzelnahu eyl Kur'an'ı. Biz Kur'an'ı inzal ettik. Kur'an'ın Arabiyen. Biz Kur'an'ı Kur'an'ı Arabi olarak zikrettik. Ve serrefna kerrerna. Biz ne ettik? Tekrar ettik. Fihi Kur'an'da minel va'idi. Yani Kur'an'daki va'idi, tahvifi, korkutmayı, tehdit etmeyi defalarca biz ne ettik? Tekrar ettik. لَعَلَّمْ يَتَّقُونَ الشِّرْكَ. Şirki oraya koydu, işaret ettik. يَتَّقُونَنَ مَحْفُلُ مَحْزُرْ. Şirktir. Ta ki onlar ne? Şirkten korunsunlar. Şirkten kendinizi ne etsinler? Muhafaza etsinler. اَوْ يَخُوْ da biz defalarca tekrar ettik. Ta ki يُحْدِسُ الْقُرْآنُ لَهُمْ zikran. Kur'an onlara bir hatırlatmayı meydana getirsin. O hatırlatma bihelaki men tekaddemehum minel ummemi. Bihelaki men tekaddemehum minel ummemi. Yani onlardan önceki helaka gitmiş ümmetlerin helakinden Kur'an onlara bir zikri, bir hatırlatmayı meydana getirsin. Ta ki feyatebirune. Bunlar da
geçmiş ümmetlerin helakından öğüt alsınlar, ibret alsınlar, onların yaptıklarını yapmasınlar. Feteâlallahu 113. ayet. Feteâlallahu. Allah yücedir. Neden yücedir? Bütün eksiklerden, bütün nuksanlıklardan, kendisine yakışmayan her şeyden nedir Allah? Uzaktır. Feteâlallahu el-melikul hakku. O Allah'tır, hak bir padişahdır. Ha, o zatı neden uzak? Kendisi söylüyor. Amma yakulul müşrikun. O öyle yaptı. Yüce Allah müşriklerin söylediklerinin hepsinden uzaktır, beridir. Ve la te'acel bil Kur'ani. Ey Muhammed! Kur'an'la acele etme. Ey bi kıraatihi. Kur'an'ın kıraatiyle acele etme. Hani Kur'an nazır olunca Efendimiz'le tekrar ediyordu sık sık. Unutmayayım diye. Yüce Allah diyorsan tekrar etme. Min qabli en yuhda ileyke vahyuhu. Kur'an'ın vahyi sana tam gelmeden önce sen tekrar etme. Sadece dinle. Ne demek? Kur'an'ın vahyi bitmeden sen Kur'an'ı okuma. Ne demek? Ey yefruğe cibrilu min iblâğihi. Cibril Kur'an'ın iblağından, tebliğinden farık olmadan sen okumaya başlama. Korkma. O ne diyor? Yunebbe'u. Sure neydi? Ferat-ı Acel. La tuhar lisanike inne aleyna cema Kur'an feyzen kare nafette bi Kur'an'a feyzen berik. O hangi sürede geçiyor değil mi? Kıyamette, doğru, kıyamette geçiyor. La tuharik bi lisanike li tacel bih inne aleyna cema Kur'an'a fe izâ karenav fette bi Kur'an'a sümme inne aleyna hesabı var. Beyane bu. Diyor Kur'an nazil olurken sen onun okumayla acele etme. Sen dinle. Onun beyanı, onun hifzi bize ait. Burada da diyor ve la tacel bil Kur'an'i bi kıraatihi. Kur'an'ın kıraatiyle acele etme. Min kablen yuhda ileyki vahyuhu. Kur'an'ın vahyi sana kadar edilmeden, sana tam vahy gelmeden ayetler gelmesi gereken Cibril'in getirdiği vahy bitmeden sen Kur'an okumayla acele etme. Ey yefruğa Cibrilu min iblâğihi. Cibril Kur'an'ın iblağından, tebliğinden farık olmadan sen ne etme? Kur'an'ın kıraatiyle, okumasıyla acele etme. Korkma, unutmuyorsun. Biz onu sana ne ediyoruz? Hifz ettiririz. Ve kurabbi zidni ilme. Sen bu duayı ya Rabbi ilmimi artır ey bil Kur'an'ı. Kur'an'la ne et? İlmimi artır. Fekullemâ unzile aleyhi şey'un minhu. Ne kadar Kur'an'dan bir şey Efendimiz'e nazil olsa diye zâde bi ilmu. Onun ilmi artıyordu. Sen Kur'an nazil olunca Rabbi zidni ilmen de. Efendimiz bu duaya devam ederdi. Vahy geldikçe Efendimizin ilmi artıyordu. Vahy geldikçe Efendimizin ilmi ne oluyordu? Artıyordu. Bildiniz değil mi? Feteala Allahul Melikul Hakku. Uzaktır, yücedir. Neden? Amma yakulul müşrikun. Müşriklerin söylediklerinden nedir? Yüce Allah yücedir. Öyle değil mi? Ve la te'acel bil Kur'ani bi kıraatihi. Kur'an'ın kıraatiyle acele etme. Min qabli en yuhda ileyke vahyuhu. Kur'an'ın vahyi sana bitmeden sen ne etme? Kur'an'ın kıraatiyle acele etme. Ey yefruğe Cibrilu min iblâhihi. Cibril Kur'an'ın iblâğından farık olmadan sen Kur'an'ın kıraatiyle acele etme. Ve kur rabbi zidni ilmen. Ey bil Kur'ani. Yani işaret et ki orada bil Kur'ani mahzuf mutalik olarak. Sen söyle ya Rabbi Kur'an'la ilmimi ne et? Artır. Kur'an nazı olunca sen kalbinde Allah'dan ziyadetü ilmin ne et? Talep et. Hah, bu seni hedefine ulaştırır. Tekrar etmeyle değil. Oldu.
فَكُلَّمَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ Ne kadar Kur'an'dan bir şey nazil olsaydı فَكُلَّمَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ Ne kadar Kur'an'dan bir şey nazil olsaydı zade artıyordu. Bihi onunla ilmi, Efendimizin ilmi artıyordu. Vahy nazil oldukça o da kalbinde Allahümme zidni bihi ilmi derdi. Vahy nazil oldukça ilmi artıyordu. Vahy nazil oldukça ilmi ne ediyordu? Artıyordu. Diyor İbn-i Mes'ud da bu ayeti okurken Allahümme zidni ilmen ve yakinen. Siz de burayı okurken, biz de bu ayeti okurken Allahümme zidni ilmen ve yakinen dersek inşallah Efendimizin bereketiyle, İbn-i Mesud'un bereketiyle bizim de duamız ne olur? Kabul olur. Oldu. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُخْضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا Oldu. 114. ayet bitti. 115'e geldik. Orada yeterli olsun. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب